Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Osmanlılar'da toprak mülkiyeti ve çifthane sistemi, lonca teşkilatı ve vakıf kurumunu ele alacağız. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Biz bugün neler göreceğiz? Osmanlı'da ekonomi sistemi içerisinde tarımsal arazi ve üretim, Osmanlı Devleti'nde toprak mülkiyeti ve çifthane sistemi, Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatı, Osmanlı yönetiminin tüketiciyi ve üreticiyi korumak için uyguladığı yöntemler ve nar uygulaması, Osmanlı şehrindeki başlıca meslek grupları, Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde başlıca ticaret mekanları ve en son olarak da Osmanlı Devleti'nde vakıf müessesesini birlikte ele alacağız. Ama önce belli başlı kavramları bilmem gerekiyor. Şimdi miri arazi dediğim zaman arkadaşlar unutmuyorsunuz devlete ait olan neyler diyeceğiz? Toprak olarak bileceksiniz. Mülk dediğim zaman şahısa ait olan nelerdir? Topraktır. Hatta biz bunu arkadaşlar öşri ve haracı diye de ikiye ayırıyoruz. Öşri dersem Müslümana ait, haracı dersem de gayrimüslime ait olan toprak olarak ne yapılması lazım? Bilinmesi gerekiyor. Hane dediğimiz zaman yani arkadaşlar Osmanlı'da ki yapı. Yani yapıdan kastettiğimi şöyle söyleyelim. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar kişilerin bulunduğu yer diyebiliriz. Çift dediğim zaman da arkadaşlar çifti bir ailenin, unutmuyorsunuz bir ailenin geçimini sağlaması için verilen büyük ne diyeceksiniz toprak olarak ne yapacağım ben bileceğim. Çift bozan nedir dersek toprağı üst üste ekmeyenden arkadaşlar toprak ne yapılıyor? Alınır diyeceksiniz. Çifthanedir dersek arkadaşlar çifthaneyi de şöyle bileceksiniz. Hane başı ve medeni durumuna göre ayrılan nedir? Toprak diyeceğiz. Bir ve dersek de arkadaşlar eşi ölmüş veya boşanmış ne diyeceksiniz kadın olarak ne yapmam lazım bilmem gerekiyor. Karasaban'da belki eski Türk dizilerinde ya da filmlerinde de görüyorsunuz. Çift arkadaşlar öküzün toprağı ne yapmasıdır sürmesi olarak ne yapacağız biz bileceğiz. Lonca dediğimiz zaman esnaflık neyi diyeceksiniz teşkilatı. Yine hirfet, üretim yapan esnaf olarak ne yapmam lazım? Bilmeniz gerekiyor. Nar dersem, fiyat uygulaması. Vakıf dersek de arkadaşlar, yapılan sosyal neyler diyorsunuz? Yatırımlar, yani medrese, cami, han, hamam gibi yapımların için vakıflar ne yapılır? Oluşturulur. Daha sonrasında vakfiye de dersek arkadaşlar, vakfiye de bir vakfın koşullarını belirleyen ne diyeceksiniz? Belge olarak ne yapmam lazım? Bilmem gerekiyor. Şimdi Osmanlı Devleti ülkedeki tarım arazilerinin %80'inden fazlasını kendi mülkiyeti altında bulundurarak topraktan kaynaklı güç, otorite, bereket ve geliri elinde tutmayı ne yapmıştır? Amaçlamıştır. Bu süreç içerisinde bileceğim en önemli unsurlardan bir tanesi nedir dersek eğer reaya yani arkadaşlar ne diyoruz reaya? Halkı yönetenler, çiftçiler ise bu noktaya geldiğimde ise ne diyorsunuz arkadaşlar? Devlete ait olan topraklara miri araziler statükte topraklar üzerinde bir nevi kiracı durumunda olup bu araziler sadece işleme tasarrufuna sahip idiler. Bu yolla hem geçiniyor hem de arkadaşlar ne yapıyorlar dersek
Çit denilen arkadaşlar vergi veriyorlardı. Bakın neydi? Çit denilen vergilerini veriyorlardı. Devlete ait toprakların en yaygın olanı has, zeamet, tımar olarak üç kısma ayrılan dirlik arazileri olup bunun en yaygın kısmı ise ne olarak bileceksiniz? Tımar sistemi olarak ne yapacağım ben bileceğim. Hatırlayın, bu köylüler bunun sayesinde ne yetiştiriyordu? Askerler yetiştirecekti. Dirlik toprakları gelirlerinin miktarına göre çeşitli kademelerdeki memurların maaşlarını karşılayan ve taşradaki yani eyaletlerdeki köylerde asker yetişmesini sağlayan arazilerdi. Ülkedeki arkadaşlar mülk yani kişiye ait olan arazi oranı oldukça azdı. Hatırlayın ben de bunu dedim ki haraci ve öşri olmak üzere iki kısma ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Haraci dersem Hristiyan'a ait olan toprak, öşri dersem de Müslüman'a ait olan topraklardı. Şimdi gelelim Osmanlı'nın toprak yapısına bir bakalım birlikte. Birincisi miri arazi. Miri arazi devlete ait arazilerdir. Ülke topraklarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Bu toprağın sahibi devlete arkadaşlar, mülkiyeti devlete ait olan topraklar ekilip biçilmesi ve işlenmesi amaca reaya ne yapılmıştır? Bırakılmıştır arkadaşlar demiş. Şimdi ben bunu kendi içimde de birçok gruba ayıracağım. Dirlik, paşmaklık, ocaklık, malikane, yurtluk, vakıf, mukatta araziler olarak ele alıyorum. Şimdi en önemli yapım hangisidir dersem dirlik arazidir. Şimdi dirlik arazi gelirleri devleti ya yararlılığını görülen kişilere verilen topraklardır. Bunu da kendi içinde arkadaşlar has, ziyamet ve tımar olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekmekte. Şimdi burada bilmem gereken has dediğim zaman kaliteli ve geliri yüksek olan arkadaşlar nokta olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekmekte ve genelde padişah ve yakın çevresine ait ayrılan neler diyorsunuz? Topraklar olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Sonrasında ziyamet ise orta derece devlet adamlarına ayrılan arkadaşlar nelerdir? Topraklar olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Tımar ise düşük dereceli devlet adamlarına verilen arkadaşlar topraklar olan yer olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada bilmem gereken unsurlardan bir tanesi paşmaklık arkadaşlar. Paşmaklık dediğim zaman ne söyleyebiliriz dersek şunu bileceksiniz. Geliri padişah ve kızları annelerine ve eşlerine ayrılan topraklardır. Ocaklık gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır. Malikane üstün hizmetlerine karşılık bazı devlet görevlilerine verilen topraklar. Yurtluk gelirleri sınır boylarında askerlere verilen topraklar. Vakıf devlete veya kişilere ait olup gelirleri hayır işlerinin görüldüğü topraklardır. Mukatta araziler ise gelir doğrudan devlet hazinesine giden topraklar olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Mülk arazi ise şahıslara ait olan arkadaşlar topraklar olarak bilmemiz lazım. Kişilerin elinde bulunan ve tamamen kişilere ait olan topraklardır. Fetihler öncesinde halka ait olan bu topraklar fetihler sonrasında yine o yöre halkına bırakılmaktaydı. Ve insanların dini sistemine göre de ne yapıyorum ben bu toprakları? İkiye ayıracağım. Öşri topraklar mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklardır. Haracı topraklar ise mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan topraklar olarak ne yapmam lazım bilmem gerekiyor. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Osmanlı Devleti'nde görülen saban giren yer mülk olmaz anlayışını açıklayın demiş arkadaşlar. Aslında şunu söyleyeceksiniz. Tarım arazilerinin, bakın tarım arazilerinin diyorsunuz ki devlet denetiminde tutulduğu anlamına ne yapar? Gelir. Yani saban giren yer mülk olmaz. Şahsa ait olmaz. Kime aittir? Devletin denetimindedir mantığını ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi geldim bir diğer unsuruma çift hane sistemine bahsedeceğiz arkadaşlar. Çift hane sisteminde miri arazi yani devlete ait olan arazilerde hububat ziraatı yapılan tarla statüsündeki devlet toprağıdır. Ülkedeki iaşe yani geçim sağlamada hububat çok önemli bir yere sahip olduğundan devlet bu konuda darlık ve açlığa yol açılmaması için ziraatı kendi kontrolünde
tutmuştur. Tarlaların sürekli olarak işlenmesi kanunla garanti altına ne yapıldı? Alınmıştır diyeceksiniz. Köylerde geleneksel tarımın temeli ailedir. Aile toprak ilişkisi devletin kontrolünde ne yapılmıştır? Tutulmuştur diyeceksiniz. Çiftane sisteminde bir çift öküzü olan aile bir işletme birimi. Bir çift öküzün işleyebileceği toprak ekonomik bir işletme. Devletin mutlak kontrolündeki ekonomik ve sosyal düzen ise çift hane neyidir? Sistem olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Sonrasında çiftane sisteminde bölgedeki sorumlu sipahiye arkadaş, bakın sorumlu sipahiye çift vergisi ne yapılır? Verilmiştir. Toprağı izinsiz terk eden veya 3 yıl üst üste ekmeyenler ise ceza olarak arkadaşlar ne vergisi verir? Çift bozan neyi vermektedir? Vergisi almıştır. Toplanan vergilerle köylerde arkadaşlar neler yapılır dersek? Cebelü adı verilen atlı askerler yetiştirilmiştir. Başta ilgili bölgedeki sorumlu sipahinin olmak üzere çeşitli memurların maaşları merkezi yük olmaktan kurtulunmuştur. Özel olarak bu sistem tarımın sürekliliği, hububat üretiminin devamlılığı, vergilerin düzeni, taşrada merkezi otoritenin sağlanması, merkez hazinesinden para harcanmadan bazı devlet görevlilerinin hizmet bedellerinin karşılanması ve hazine yük olunmadan taşrada büyük bir ordunun yetiştirilip hazırda tutulması ne yapıldı? Amaçlanmıştır. Şimdi bir sorumuz var. Çiftane sisteminde toprağı izinsiz terk eden veya 3 yıl üst üste ekmeyenlerden ceza olarak çit bozan adlı bir verginin alınmasının temel sebebi nedir? Açıklayın. Kısaca söyleyeceğiz. Aslında arkadaşlar üretimde devamlılığı ne yapmak? Sağlamak istiyor devlet. Yani düşünün, diyor ki kardeşim sen bunu üst üste ekmezsen devlet olarak üretim yapamam. Üretim yapamazsam da hububat anlamında sıkıntı yaşarım. O yüzden de buna müdahale ederim ve ben bu toprağı senden ne yaparım alırım diye ne yapacağız bilmeniz gerekiyor. Peki geldim Osmanlı Devleti'nin lonca teşkilatı nasıl işlemekteydi? Osmanlı Devleti Müslüman ve gayrimüslim zanaatkar ve esnafların bir arada bulunduğu iktidai teşkilattır. Bu teşkilat ülkede üretim ve satış yapan zanaatkar ve esnafların daha sistemli ve verimli bir şekilde çalışması, haksız rekabetin önlenmesi, üreticinin ve tüketicinin de mağdur olmaması, ayrıca aşırı üretimin, malların pahalı şekilde arzının ve kalitesiz mal imalatının engellenmesi, işsizliğin önüne geçirmesi ve halka mesleki eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Yani bugünkü günümüzdeki arkadaşlar halk eğitim merkezleri diye ne yapabilirsiniz aslında adlandırabiliriz. Bununla ilgili sorumuz var. Hadi gelin buna bakalım birlikte. Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatı malların pahalı şekilde arzını, kalitesiz mal imalatını, fahiş fiyatla ürün satışını ve esnaflar arası haksız rekabeti önlemeyi amaçlamıştır. Buna göre lonca teşkilatının en genel anlamı aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir. A. Üreticinin, tüketicinin ve piyasa istikrarının korunması. B. Liberal iktisadi anlayışının yaygınlaştırılmasını. C. Taban fiyat uygulanmasının oluşturulmasını. D. Merkezi hazinenin zenginleştirilmesini. E. Uluslararası ticaretin geliştirilmesini arkadaşlar söylemiştir. Ama aslında burada arkadaşlar hem üreticinin hem tüketicinin piyasa istikrarını ne yapmaktır? Korumaktır. O yüzden doğru cevabımızı A şıkkı olarak ne yapmanız gerekiyor? Almam lazım. Şimdi disiplinli ve sürekli şekilde uygulanan mesleki yetiştirme programında sırasıyla ilk olarak çıraklık, daha sonrasında arkadaşlar kalfalık ve en son olarak da ustalık aşamaları geçilmiştir. Bu yolla mesleklerin devamlılığı sağlanmıştır. Ülkedeki bütün loncalar Kırşehir'deki arkadaşlar, bakın önemli bir şehir olan Kırşehir'deki Ahi Evran arkadaşlar zabiyesine bağlı ne yapmıştır? Sayılmıştır. Nitekim Pir Ahi Evran'ı Veli'nin arkadaşlar güzel de bir sözü var. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir sözünü söyleyecek. Bu da arkadaşlar ahilik teşkilatının yani esnaflık teşkilatının piri Ahi Evran olarak ne yapacaksınız bilmeniz gerekiyor. Yalnız bir anekdot da geçelim. Ahi Evran arkadaşlar tabii ki Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış bilir. Osmanlı Devleti'nde ise arkadaşlar ahiliğin adı loncalık teşkilatı olarak ne yapılmıştır? Bilinmiştir. Şimdi nah sisteminden bahsedelim. Fiyatların devlet tarafından belirlenmesi, sınırlandırılması, tavan fiyat uygulanmasına gidilmesidir. Bu yolla bir standartizasyon sağlanmış ve üreticinin ürüne pahalı şekilde ulaşmasının önüne geçilmiştir. Uygulama loncalar tarafından da tek tek ne yapılmıştır? Denetlendi diyeceksiniz. Daha sonrasında
Osmanlı şehirlerindeki mesleklerde el sanatları ve zanaatkarlıkla uğraşanlara, geçimlerini mal ve hizmet üretimiyle veya bunların alım satımıyla sağlayanlara ne denir dersek, tabii ki klasik bildiğimiz esnaf olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Mesleki erbabı arkadaşlar, bir şey ehli olarak anılmaya başlayacağım. Ne olarak anmaya başlayacaksınız? Hirfet ehli olarak anılmaya başlanmıştır. Yine şehirlerde berber, terzi, çilingir, bakırcı, kalacı, demirci, marangoz, kuyumcu, derici, dokumacı, mürekkepçi, kağıtçı, hattat, kürkçü, saraç, hallaç, dülger, camcı, debah, çizmeci, nalbant, semerci vesaire pek çok meslek gruplarına da ne yapıldı? Osmanlı Devleti'nde yer verilmiştir. Şimdi Osmanlı ülkesinde başlıca hangi şehir ve bölgelerde hangi mesleki dallar ya da ekonomik uğraşlar daha fazla öne çıkmıştır? Aslında kısaca arkadaşlar şundan bahsedebiliriz. Osmanlı Devleti genelde bir tarım neyidir? Ülkesi olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Genelde insanların çiftçi olduğunu da ne yapmam bile gerekiyor. Bilmem gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. İstanbul, Selanik gibi önemli liman yerlerinde ticaret en önemli unsurdur. Ama genelde taşra yapısında ne görmekteysiniz? Tarımsal faaliyetler ne yapmaktayım? Görmekteyim. Şimdi Osmanlı ülkesinde tabii ki bu kadar ticaretle uğraşılırsa, ticari olaylar gerçekleşirse sizin de ticari mekanlara neyiniz vardır? İhtiyacınız vardır. Yani han dediğim zaman arkadaşlar bir nevi konaklama neyidir? Yeri olarak bileceksiniz. Kervansaraylarda arkadaşlar hanların daha büyükleri olarak bilmeniz gerekiyor. İnsanların arkadaşlar hayvan veya kendilerinin konakladığı ve dinlendiği yer olarak ne yapmanız gerekiyor? Bilmeniz gerekiyor. Liman ise gemilerin yanaştığı yer olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Bedesten dersem içinde arkadaşlar kumaş veya vesaire ürünlerin satıldığı bir nevi kapalı ne diyorsunuz? Çarşı olarak ne yapmam lazım? Bilmem gerekiyor. Kapan dersek de arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. Tek bir cins malın satıldığı toptan yer olarak bileceğiz. Arasta ise arkadaşlar üstü kapalı veya açık sıralı neyler diyorsunuz? Dükkanlar olarak ne yapmamız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi geldim vakıf teşkilatından bahsedelim. Vakıf dediğimiz şey yani vakıf dediğimiz bir malın sahibi tarafından dini, sosyal ve hayri bir amaçla ebediyen özel mülkiyetten çıkarılarak tahsis edilmesidir. Mal veya nakdi bağışlayana yani vakfedene arkadaşlar ne denir dersek vakıf bağışlanana ve arkadaşlar mevküf ismi verilecek. Bakın ne deniyormuş? Mevküf ismi veriliyor. Vakıfla ilgili esasların bulunduğu belgeye arkadaşlar vakfiye denecek ve aynı zamanda da unutmayın vakfın işlerini idare eden kurula ise mütevelli heyeti olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceksiniz. Şimdi geldim. Vakıflar dini, sosyal ve iktisadi hizmetlerin görülmesi, yeni fethedilen ülkelerde Türk İslam kültürünün yetiştirilmesi, askeri ihtiyaçların karşılanması, eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlarda geliştirilmesi, toplumda refah farklarının giderilmesi, sosyal adaletin sağlanması, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesi, meskun mahallelerin bayındır hale getirilmesi, toplumsal hayatın kolaylaştırılması gibi pek çok amacın gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Çok çeşitli alanlarda hizmet veren pek çok vakıf kuruluşu vardır. Hatta burada da arkadaşlar sizin için önemli bir nokta koyduk. Leylekleri koruyan vakıf. Vakfın adı İbrahim Aga bin Abdullah Vakfı. Kurucunun lakabı Mürseli Hacı. Kurucu yer İzmir Ödemiş. Kuruluş tarihi 1307. Yani leylekleri ne yapalım demişiz koruyalım diyeceğiz. Şimdi bir sorumuz var. Osmanlı Devleti'nde görülen vakıf kurumunun amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz. A. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi. B. Meskun mahallelerin şenlendirilmesi. C. Türk İslam kültürünün yerleştirilmesi. D. Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi. E. Bireyler arasındaki maddi refah farklarının derinleştirilmesi. Tabii ki arkadaşlar, buradaki temel noktada biz kimsenin refahını derinleştirmek istemeyeceğiz. O yüzden yanlış cevabımız E şıkkı olarak ele alacaksınız. Ama vakıfın diğer şıklar anlamında her türlü çalışmasını ne yapacağız? Göreceğiz değerli arkadaşlarım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size ödüllü bir soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.